Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. 10 Aralık 2018 Pazartesi saat sabah 07. Canlarım her pazar günü biliyorsunuz ortamı yumuşatmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar güzel şeyler, mutluluk verici, huzur verici, umut verici şeyler anlatmaya çalışıyorum. Dün Ümit Yaşaroğlu'ndan söz ettim. Kötü bir hastalık, daha doğrusu bir kuşku, bir kuruntu hastalığı, intihar kuruntusu hastalığı ve sonra bir gece sarhoş olduktan sonra bir akıl hastanesinde konaklama ve hayatı değişmesi hayata daha umutla bakan, daha güzel gören bir şair oluşunu anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce ve bildiklerim kadarıyla. Daha sonra da sevgili karıcığımla gittiğimiz Hedef, Hedefim Sensin filmini Ata Demirer senaryosunu yazmış. Kıvanç Baru önü de yönetmişti biliyorsunuz. Olağanüstü bir kadroydu. Anlattım. Çok güzel. Bir daha tekrarlamayacağım. Ve fakat Gökçeada'da yaşayan, Kıbrıs Barış Harekatımıza kadar Gökçeada'da yaşayan Rum, Rum kökenli vatandaşlarımızın adadan nasıl kaçırtıldığını söyledim. Filmde söz ettiler. Ben de hatırlattım. Ve üzüntülerimi belirttim. Ve aşım 67 o yıllarda Gökçeada'daki yaşayan Rum vatandaşlarımıza yani bizim devletimiz, bizim halkımız için vergi ödeyen askerlik yapan o insanlara neler çektirildiğini bilenler değil. Ben bunu söyledim diye biliyorsunuz Türkiye'de bir azgın azınlık var ya o azgın azınlık ben bunları söylediğim için kendi işlerinden birkaç prototipi belli ki üzerime salmışlar. Bana birkaç kişi ama çok değil. Neredeyse beni utanmasalar Kurtuluş Savaşı düşmanı ilan edecekler. Türk düşmanı ilan edecekler. Onlar da bize Kıbrıs'a neler yaptılar falan. Sanırsınız ben Kıbrıs barış harekatında dan önce oradaki soydaşlarımıza yapılanları alkışlamışım. Yahu yok böyle bir şey ya. Çok iki yüzlüyüz. Ben ona üzülüyorum canlarım. Bir zamanın ruhunu bilemeyen azgın azınlıkların yönetimindeyiz. Sayıları 100 kişiden 20'yi geçmez. Ama bütün parti teşkilatlarını bunlar ele geçirdiler. Gazetelerin köşeleri, televizyon ekranları bunlarla dolu. Evet, bunlar halkımızı 80 milyonu bütün dünya insanlığına düşman etmek için uğraşıyorlar. Ve o insanları da da karşıda bizi düşman gözüyle görmemiz için olağanüstü akıl dışı yazılar konuşmalar yapıyorlar, filmler çekiyorlar. Bu azınlık, azgın azınlığa göre bizi yönetenler ve birkaç Arap Müslüman liderinden başka dünyadaki bütün liderler, tabii bir de Ömer Beşir hariç, <laughs> bütün liderler kötü, kaka, pis, iğrenç, emperyalist, bizim kötülüğümüzü istiyorlar, topraklarımızda gözü var, bize düşman var ve bizi kıskanıyorlar. Ama bizim liderlerimiz cici, tertemiz. Bizim liderlerimiz savaştan nefret eder. Beş vakit namazında, abdestinde Allah'a, Tanrı'ya, Peygamber, e, herkese inanan rikati kalp, vicdan sahibi, hukukun üstünlüğü ilkesine iman etmiş liderler bizimkiler. Bizimkiler süper. Bizimkiler bizim halkımızın ve bizim ülkemizin çıkarını düşündüğünde ve güzel şeyler yaptıklarında ki ben de tebrik ederim tabii ki. Harika, övgüler övgüler övgüler. Ama başka ülkelerin liderleri kendi halklarının, kendi ülkelerinin çıkarlarını hareket ettiğinde pis emperyalist, adi şerefsiz, ahlaksız, kafir. <gülüyor> ya gülüyorum ya. Bu kadar az sayıda bir insan. Diyorum toplasanız 10-15 milyonu geçmez bunlar. Bütün parti teşkilatları, azık azgın particiler, fanatik particiler, gazeteciler, televizyoncular. Ama geri kalan 65-66 milyon insanımızı da bütün dünya insanlığına aynı kendileri gibi gösteriyorlar. Amerikalılar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler kaka. Emperyalist, işgalci. Biz Türkler işgalci değiliz. Amerikalılar, Hollandalılar, Belçikalılar, Fransızlar, Almanlar, İngilizler, işte bütün Avrupa İspanyollar, Portekizler, İtalyanlar, emperyalist, bütün dünya ülkelerini sömürdüler. Osmanlı küçücük bir beylikten, 2-3 bin kişilik bir beylikten Cihan İmparatorluğunu kurdu. O imparatorluğu kurarken bütün Balkan devletlerinin, Arap devletlerinin, Kuzey Afrika insanlarının topraklarını ellerinden aldı. Cici Osmanlı. Onlar feth ettiler. Biz Kurtuluş Savaşımız yaptık ki haklıydık. Yerden göğe kadar haklıydık. O Kurtuluş Savaşı bizim mübareğimizdir. Bizim değerimizdir. Bizim mucizemizdir. Bizim en güzel eylemimizdir. Ama arkadaş be. Topraklarını 300 sene işgal ettiğimiz Yunanlılar Kurtuluş Savaşı yaptığında da onların Kurtuluş Savaşları, onların kutsalı, onların mucizesi. Bulgarlar, Sırplar, Karadağlılar, e onlar da canım kendi Romanlar, Macarlar. Onlar da kendi ülkelerini Osmanlı'dan kurtarırken kendi kutsal savaşlarını yaptılar. Neden bizim ayıba bokumuz kendi kokumuzla onların ayıba bokuları kendi kokuları değil? Neden? Ya bu ne iki yüzlülük ya. 21. yüzyılın birinci çeyreğindeyiz. Bu düşmanlaştırmak niye? Ha zannetmeyin ki onlar da bizden daha iyi. Onlardaki azgın azınlıklar da bizdeki azgın azınlıklar gibi kardeş. Her zaman söylüyorum. Savaş isteyenler dünyada sayıları çok az ama etkileri çok yüksek medya, siyasetçi ve silah patronları. Evet bu üçlü. Savaşı bu üçlü istiyor. Bir de bazı ülkelerin askerleri istiyor. Yukarıdaki askerler kendilerine bir şey olmayacak. Garibanları savaş meydanlarına gönderecekler. Garibanlar ölecek. Onların cepleri para görecek. Neden? Çünkü siyasal iktidarlar onlara hak ettiklerinin 5-10 misli daha fazla verecekler. Silah satın alımından cukkalayacaklar çünkü. Biz barış severler dünyaya hakim olacağız. Siz savaş çılgınları, siz savaş çığırtkanları kendi çöplüklerinizde ne yazık ki yok olup gideceksiniz. Benim delikanlıklarımda, benim ilk gençlik yıllarımda filmler çevrilirdi sinemalarımızda. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Yalan yok. Bu komedi filmlerinde bazı sanat filmlerinin dışında da pek sinemaya gittim yok. Hele savaş filmi göresi gözüm yok. Hele tarihi savaş filmi göresi gözüm yok. İsmini vermeyeceğim sevilen sayılan aktörler, yönetmenler. Abi bir prim şekerlerdi. Bulgar, Yunan, Sırp, Karadağlı, Macar falan bunlar pis, malet, sanki ilkel çağlardan çıkmış, mağara devrinden çıkmış gelmişler. Arr, böyle <laughs> tabuğu sıyırırlar, yerlere tükürler, burunlarını temizlerler, kızlarımıza tecavüz ederler. Gaddar, acımasız, vicdansız, Pis suratlı, çirkin kadın ve erkekler. Bizim Türk erkeklerini çevirenlere bakarsınız sinema dünyasının en güzel insanları. Hepsi tertemizdir. Hepsi beş vakit namazında, abdestinde, vicdan sahibi, kimseye kötülük yapmaz. Daima iyilik düşünür, dürüst, çalmaz, çırpmaz. E tamam peki öyleyizdir. E ama ötekiler de kendi filmlerini çekerken bizi bizim onları gösterdiğimiz gibi gösteriyorlar. Sonra da başlıyoruz, geciyoruz ekspresi. Allah belasını versin şerefsizler, haysiyetsizler. Biz böyle miyiz? Fatih Akın diye bir mükemmel adamımız var. Bir mükemmel yönetmenimiz var. Dünya güzeli bir adam. Bayılıyorum filmlerime, süper. Ya adamcağız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil. Geçmişimizi eleştirdiği için ya da halkımızın bazı gelenekselleşmiş kötü Bağnaz hareketlerini eleştiren filmler yaptığı için adama yapmadıklarını bırakmadılar ya. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanlışlarını eleştirdi Almanya'da. Yanında da bir Türk kökenli ya da Kürt fark eder mi? Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından gitmiş orada milletvekili olmuş bir hanımefendi yanında fotoğraf çekildi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni değil iktidarı eleştirdiği için Kemal Kılıçdaroğlu'na yapmadıklarını bırakmadı bu azgın azınlık. Ya Türkiye Cumhuriyeti devleti eleştirilemez mi yani? Türkiye Cumhuriyeti sütten çıkmış ak kaşık mı? Ya siz onların devletlerini eleştireceksiniz. Onlar kendi devletlerini eleştirecekler. Akbaba'nın babanın üç günü diye, no way out diye filmler çevirecekler. Kendi kendilerinin, kendi devletlerinin, kendi istihbarat teşkilatlarının affedersiniz ama ağızlarına sıçacaklar, alkışlayacaksınız. Değil mi? Ama siz kendinizi hiç eleştirmeyeceksiniz sizi eleştirenlerin de ağzına tüküreceksiniz. Hadi oradan maskaralar, hadi oradan edepsizler, terbiyesizler sizi. Yüzsüz, iki yüzlü, hatta ne yüzsüz, iki yüzlü, üç yüzlü riyakarlar. Dedeciğim olsaydı bunlara keraneciler derdi. <laughs> Çok küçüktüm bir gün keraneciler demişti birine. Ben ne bileyim kerane ne demek, kerane, kerane. Öyle Trakya işlemesi, keraneci. <laughs> ben de babacıma demiştim. <laughs> Babacım kaldırdı. Hiç bulmak. Hayatımda ilk defa sandım belki vursa vuracaktı. Ne biçim laf falan dedi bana. Ne biçim laf öyle dedi. Baba dedim dedem diyor. Geçen gün bir adamı. Olmaz oğlum dedi öyle şey. Öyle şey söylemez. Ayıp dedi. Ne yani? Keraneci demek. Kerhaneci demekmiş. <laughs> ben onlara kerhaneci demedim. Dedem gibi. Keraneci dedim sadece. <laughs> Canlarım benim. Güzellerim ya. Ya çok iki yüzlü bir millet haline getirirdik ya. Çok iki yüzlü bir millet haline getirirdik. O Gökçeada Rumlarının kaçırılmasını eleştirdim diye bana Kıbrıs Türkleri düşmanı demek isteyene Kıbrıs Barış Harekatı döneminde başbakanın ve Kıbrıs'a barış harekatı emrine veren başbakanın Bülent Ecevit olduğunu hatırlatırım. Ve Bülent Ecevit'in Bülent Ecevit'in çok güzel şiirlerinden birinden küçücük bir dörtlük okuyacağım müsaadenizle. Bakın ne dedi Bülent Ecevit şiirinde. Sıla derdine düşünce anlarsın Yunanlı kardeş olduğunu. Bir Rum şarkısı duyunca gör gurbet elde İstanbul çocuğunu. Ya ben yaşadığım köyde günün belki de yarım saat bir saatini Yunan Rum şarkıları dinleyerek geçiriyorum. Kime ne ya? Ya kime ne ya? Seviyorum o insanları ya. Yunanlıları seviyorum kardeşim ama kendi insanlarımı da çok seviyorum. Bütün dünya insanlığını seviyorum. Dini, dili, ırkı, cinsi, cibiliyeti ne olursa olsun şiddete bulaşmayan, şiddetle beraber başka ulusları ezmek istemeyen, kendi halkını baskılamayan, demokrasiye hayran, hukukun üstünlüğü temel ilkesinden vazgeçmeyen, insan haklarını değerli bulan herkesi seviyorum herkesi. Canlarım benim. Sizleri her şeyden çok seviyorum. Öğlen saat 13'te görüşmek üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.